Evet değerli izleyiciler, bu hafta sizlere yeniden merhaba. Evet, Yöresel Damak Tatları programının, Otantik Kıbrıs Mutfağı'nın sizlere anlatıldığı, tanıtıldığı ve yaşatıldığı bu programdan yeniden merhaba. Ve bu hafta yine Yeni Erenköy'deyiz. Adalet ablanın evindeyiz. Geçen hafta yine buradaydık ve bu hafta yine buradayız. Neden? Çünkü burada bir hazine vardır. Burada Otantik Kıbrıs Mutfağı yolculuğunda önümüze çıkan çok güzel tatlar vardır. Unutulan tatlar vardır. Biz onları kendisiyle paylaşıyoruz. Evet. Sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve Otantik Kıbrıs Mutfağı'nın gerek genelinde gerekse yöresel olarak unutulan, unutulmaya yüz tutan veyahut da bilinen, az bilinen bu mutfağı sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Evet Adalet abla, bu hafta gene beraberik. Evet. Geçen hafta beraberdik. Evet. Bu hafta gene beraberik. Evet. Ne yapıyorsun, iyisin? İyiyim. Görüşmeyeli bir haftadır. Evet, iyiyim. Ya, bir hafta geçti siz, değil. Siz? İyidir, uğraşıyoruz ya. Evet. Uğraşıyoruz şeyde. Evet. Evet, bu hafta gene senin evdeyiz biz. Evet. Ve bu hafta biz ne yapacağız bizim mutfağımızla ilgili? Şimdi Gado Yero dediğimiz. Gado Yero. Gado Yero. Evet, Türkçe. Gado Yero, Rumca sözcüğü. Öyle evet. Biliniyor Dildirga kültüründe, mutfağında. Evet. Diğer adı? Diğer adı da İhtiyar Kulağı. İhtiyar Kulağı veya Gado Yero. Evet. İhtiyar evet. Kulağı yapacağız. Evet. Evet. Bu ihtiyar kulağını şimdi yaparken dilerseniz sizlere önce malzemeyi anlatmaya çalışalım. Evet, neydi malzememiz? Malzeme un. Un. Evet. Hamurumuzu su ile un. Evet. Tuz. Evet. Ben aslında biraz da yağ koyarım. Zeytinyağı. Yok, beyaz yağ. Beyaz yağ. Evet. Ha. Bir daha iyi açılmak için. Hamur, yani çok basit bir şeydir bu yapacağımız. Evet. Ve eski bir mutfağımızdır. Evet. Ve bu normal un, tuz, su ile evet. Biraz beyaz yağla yapılan bir hamur. Evet. O kadar değil mi? Evet. Ondan sonra üzerine koymak için de rendelenmiş hellim ve nane, evet. Kuru nane. Evet. Değil mi? Evet. Ve şimdi biz bunu yapacağız. Evet. Değil mi? Onu yapacağız. Fikadu yeru değil mi? Evet. Bu fikadu yeru yani ihtiyar kulağı. Evet. Niye çıktı ortaya? Ha, adet atlas bir insan sen. Vallahi ben de bilemeyeceğim. Ben de bilemeyeceğim. Nereden çıktı bu sence acaba? Ailemiz yapardı eskiden. Biz de duyduk, yaptık, yedik, beğendik yani. Sürdürdük. Ya bu ihtiyar kulağı adını nereden aldı? Onu bilemeyeceğim, ben de bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Evet. Tabii ona bir yapılış şekli var değil mi? Farklı yapılır değil mi? Elde yapılmaz bu. Yani şey kullanırdık. Evet. Kaşık veya şey kullanırdık. Evet. Değil mi? Evet. Fikadu yeru, ihtiyar kulağını sen öğrendin Didirga'da değil mi? Evet. O tarafta. Annemde. Bak bir de şey var şimdi yanımızda, Kemal Bey var yanımızda, Dip Karpaz'dan, Galebon'undan. Onunla zaman zaman konuştuk. Yapacaktık, yapamadık tabii ondan ama buna benzer evet. Bir şey galiba. Kemal Bey gelsin yanımıza hadi. Gel yanımıza sen de bakalım. Kemal Bey'i bilin Kemal Deveci'yi. Evet, Kendir. Evet, Galebon'undan. Gel Kemal Bey, gel Kemal Bey. Kolay gelsin. Sen bir şey konuşayım ben. Daha önce tabii yapamadım sende. Fikadu Yeru, yani ihtiyar kulağı. Bu var mı Karpaz'da, mutfağında? Evet. Bu da adıyla buna. Bunlara biz fikadu yeru deriz. Ne dersiniz? Kısır eti var burada. Kaşığı bile yapıldığı için. Ya. Bunlara biz gudala deriz. Biz. Gudala. Kaşığın şey yapılır tabii, sapıyla. Evet, kaşığın sapıyla. Ne, nasıl buna? Gudala. Gudala. Gudala dediğimizde gudalin. He? Gudalin kaşık demektir. Hı. Ha. Bunlara da kaşıkta yaptığımız için gudala deriz. Gudala deriz. Mesela gudala ile yapılır. Bak gördün, aynı malzemedir. Aynı malzemedir. Gene hellim rendelenmiş evet. Tane. Evet değerli izleyiciler, yöresel damak tatları dediğimizde iki yöremizin ortaya çıkan ortak noktası vardır. Gudala dedikleri börek veya hamur işi yemek, Karpaz yavrasında Fikadu Yero veya da ihtiyar kulağı dedikleri isimli de aynı malzeme Dildirga'da yapılıyor. Demek ki Otantik Kıbrıs mutfağının yöresel damak tatlarında bile aynı benzerlik vardır. İsim değişikliği dışında yapılıyor. Tabii biz şimdi bunun detayına gireceğiz. Bunu konuşacağız, yapacağız burada. Ama bunu yaparken biz biraz sizlere bademle ne yapacağız arada? Bademli börek. Bademli börek yapacağız. Bademli börek için de birinci malzememiz şerbettir. Gerecimiz. Biz programa geçmeden önce bu şerbetimizi koyalım kaynatmaya. Bir zaman kazanmış olalım. Su ve şeker. Şeker. Ölçü nedir bunda ölçümüz? Evet.
Az yapacak tabii. Evet. Kaç bardak suya, kaç bardak şeker? 2 bardak suya, 1 bardak şeker. 2 bardak suya, 1 bardak şekeri şimdi biz şevet için koyacağız ocağa. Ve sonra bu dalaya, fikadu yeruya geçeceğiz. Evet. Şu anda döküyoruz şeyimizi. Yavaş yavaş. Evet. Fikadu yeruyu kudala yaparken şerbetimizi de hazırlamaya çalıştık değerli izleyiciler. Evet, şimdi biz gelelim Fikadu Yeru'ya, evet. Kudala'ya. Fikadu Yeru veya ihtiyar kullanım. Evet. Karpaz'da kudala dedikleri evet. Bir hamur işi yemek yiyeceğiz. Evet. Yapacağız şimdi yiyelim. Evet. Bu Dilirga'da yemek değil, adalapla yemek olarak yenirdi. Evet. Ha? Devamlı yapılırdı bu. Yapılıyor. Sürekli yapılırdı. Her yerde bu yapılır değil. Ya hepsi yapardı bunu. Ha. Aynı şekilde yapılırdı Karpaz Yarımadası'nda da sürekli. Karpaz Yarımadası'nda şimdi bunlar yapılmaz. Eskiyi söyleyeyim. Eskiden yoksulluk döneminde, hı-hı, fakirlik döneminde insanlar bunu yapardı. Yapardılar bunu. Bunun yanında buldula var da vardı. Tabii tabii. Ondan sonra bu makulda vardı. Var değişik değişik. Sulu çorba vardı. Doğrudur. Evet şimdi sen önce bir bu şey yapalım biz. Adalat'la. Fikadu Yeru'yu yapalım ve nasıl bunu yapacaksın? Bir onu görelim bakalım beraber hadi. Tamam. Yap bakalım bir. Bezesini açacağız. Beze açacağız. Evet. Hazırlamış hamurumuzdan evet. Açalım önümüzü. Ben de bu arada bir şey izah edeyim izleyicilerimize. Değerli izleyicilerimiz, yine bak Kemal, gel bak Kemal Bey. İzleyicilerimiz gördüğünüz gibi Fikadu Yeru veyahut da ihtiyar kulağındaki gereçlerimiz hamur. O da ne ile? Su, tuz, unla hazırlanır. Beyaz yağla ve un. Hazırlandıktan sonra da üzerine koyacağımız rendelenmiş hellim ve nane. Evet, araçlarımıza gelince kullanacağımız bir oklavadır. Karpaz mutfağında, İrem Adası'ndaki mutfakta buda aletleri bir tahta kaşık sapı kullanılır. Kişimi onu kullanacak ve kaşık olmadan önce hamurun şekillenmesi için kullanılan arak diler. Bunda kullanılırdı. Yani kaşıktan önce bunların sapları kullanılırdı. Değil mi? Evet. Siz bundan önce kullandınız öyle bir şey Karpaz mutfağında yarımadasında Kemal Bey. Ben Karpaz yarımadasında bunun kullanıldığını görmedim ben. Ama ucu değirmi olduğu için kullanılabilir. Tabii tabii evet. Her yerin kültürü. Kesin kesin. Zaten. Ama aynı malzeme, aynı mutfak. Aynı malzeme, şey. İsim değişik değil mi? Hiçbir değişiklik yok burada. Ve hep itten beri buydu kullanan. Evet. Karpaz mutfağında, Yarımadası'ndaki gudala diyetleri bu hamur yemeğinde kaşık sapı. Dilirga bölgesinde kaşık sapı ama öncesi de arahti sapları kullanılırdı. Bunlar nerede kullanılır? Bunlar yalnız onların yapılması için yapılmadı bunlar. Tabii, ona geleceğim ben. Evet. Ama onların da yapımında geçerli olduğu için evet. Bunlarla da yaparlardı. Evet. Sen bunu çevirdin daha önce, sen çevirdin hayatında. Çevirdin mi tam? Çevirdik. Çevirdin. Bunun tam adı nedir? Ahiret diyor. Ahiret diyor. Evet. Bu çok eski değil mi? Evet. Görüyor musun? Bu çok eski ya. Bu elde bir şeydi bu. Daha da eski. Evet. Bu. Nedir adı? Ahiret. Ahiret diye. Evet. Sen bunu kullandın. Evet kullandım. Çok kullandın mı sen de az kullandın? Yok az kullandım. Az kullandım onu. Ablam evet. Vardı diye o yapardı ha. Bize. Yün yapardı. Yün yapardı. Yün. Hadi. Bunu yaparken de bana anla bakayım bu nasıl kullanılırdı? Bunu yünü alırlardı da. Evet. Çıklıktan geçirirler şimdi. Evet geçirirlerdi evet. Oradan. Buradan bir şey var değil mi? Evet. Evet. Bak çekerlerdi yünü az. Biz yine şey ederdi yine. Bizim bacak mı? Bacağına. Öyle? Evet. Söyle yukarı doğru. Evet. Yukarı mı aşağı mı? Yok aşağı. Aman. Aşağı. Aman. Aşağı doğru böyle. Evet aşağı. Kemal Bey. Evet. Sen yapmayı onu ben anlatayım daha iyi. Anlat bakayım hadi. Ablamız oradan hadi. Hadi anlat bakalım. Gidelim. Gel buraya anlat. Eskiden insanlar satın alma gücü yoktu. Evet. Hani şimdi dükkanlarda fanerle yapmak için uzun bir yünden iplikler vardır. Fanerle örmek için eskiden koyun yününü alıp denize gidip yıkardı ve bununla döndürürdü ve sarardın buna ve insanlar iplik olurdu yani. İplik gün olurdu. Olurdu. Gün olurdu ha. Ve dönüp artık fanerle bildiğimiz fanerle ve çorap yapılırdı yani. Evet.
Evet, bunun da hikayesi böyle değerli izleyiciler. Bu yün yapımı için kullanılan çok eski bir aracımız. Ve mutfağımıza da bunun sapları kullanılırdı. Yani Fikendu Yero. Fikendu Yero diyor bunlar ama benim tek. Hayır, Fikendu Yero yemin yazılır. Evet. Yemin yazılır. Sizin daha şey, Gudala. Gudala. Karpaz'da bir kadar şeydir. Evet, şimdi ben Fikendu Yero konusuna girmeni isterim. Ha, gir. Olmasın. Ne eleştirisi olacak? Her şeyin, her yapılan bir şeyin bir anlam üzerinde yapılır bir şey. Evet. Mesela biz Karpazlılar diyor ki onlar budaladır. Tabii yanlıştır demiyorum ben şimdi. Budaladır. Kaşık ile yapıldığı için budala ismi verildi. Bu da Arakti'dir. Arakti ile de yapılır. Ve Fikendu Yero derler. Kendi bir isim anlamını ya yapıldığı araçla alır veyahut da şekille evet, alır. Evet, işte onu demek istedim. Siz bunu araçla adlandırdınız, o da gençliği kulakla adlandırdı. Bu eleştiri kaldırmaz. Bu bir zenginliktir. Ha, bu zenginliktir bu. Anlatayım. Her yörenin ona özgü böyle şeyi vardır. Yöresel adı üstünde, yöresel bir özelliktir bu. Anlatayım mı? O da işte ismi farklı olabiliyor orada. İhtiyar kulağı. Şimdi onu görecek mesela yapılışını da. Bunun yanına ne yenirdi daha çok? Bu yemek. Bulli. Yolun üstünde koymazsınız. Bulli bir şey. Olanın kurdu. Öyle. Olmayanın... Evet. Sade yerdi mesela. Sizde nasıl yapardı mesela? Bizde bulli mi yarardı o zaman ya bulli? Bizde aynı sade. Olanın gibi. İşte. Olanın. Evet. Zengin aile olanın. Makarna gibi yenilirdi. Evet. Bir de sulusu evet. Yenilirdi. İçinde bir şeyin suyu da dökerdi. Evet. Da, sulusu da yok. Çok güzel olurdu. Bazısı süt da katardı. Ha, süt ne katardı? Süt katardı içine de yerdi. Neyin içerisi süt katardı? Bunların içine. Biçince? Evet. Biçtikten sonra süt de işte. Hadi yani, şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım. Onu ver. Şimdi de çıktı. Evet. Konuşa yeni çok yöresel tatlarımız ortaya çıkıyor değerli izleyiciler. İşte Kıbrıs mutfağı bu. Otantik Kıbrıs mutfağı bu. Hani yok derler ya ne yoktur? Ya ne yoktur? Ne vardır işte? Her şey var. Bakınız. Bir Gudala etleri Karpaz mutfağından tutunuz. İlgaya kadar ihtiyar kulağı. Yaftu ne diyor o? İhtiyar kulağı. Fikendu Yero dediğimiz mutfakta içerisinde süt çıktı. Evet demek ki içerisinde biçince süt dokular da. İsteyen. Evet. Bu çok önemli o zaman. Hadi abla ya bak bunu ben bilmiyordum ben. Ufak bir ayrıntı. Süt var sizde bu tarafta. Koyarlardı bizde de süt. Koyarlardı evet. Süt koyarlardı bizde de. O da güzel. Ama aynı şey yani. Çoğunlukla suyuyla. Suyuyla. Ama süt vardı bizim Karpaz mutfağında. Süt vardı yani. Var kullanılardı. Söyle adını atma. Bizim sade ekseriyetle hem süt yani. Süt. Böyle kış günlerinde böyle. Tabii. İnsanların ısınması için. Sen yedin mi daha önce? Tabii yedim. Sütlü. Yedim sütlü de. Aha, güzel. O güzel. Evet, sulu ve sütlü iki ayrıntı var burada. Önemli. Bu yavşaklık kaynadı. Biraz daha kaynasın. Şerbet de oluyor değerli izleyiciler. O da oluyor. Evet, böylece aşkımız böylece açıldı. Bu da tamdır mı yoksa da incelecek? Tamamdır. Tamamdır. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Fikendu Yero yapıyoruz ha? Evet. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Fikendu Yero veya Gudala Karpaz bölgemizin Dilliga'nın Fikendu Yero ihtiyar kulağı dediğimiz hamur yemeğimizi yaparken ne yaptık? Hamurumuzu hazırladık, aşkımızı açtık.
ve oklavı üzerinde bu şekilde sarılı kaldı. Ve şimdi onu adredapla ne yapıyor? Çakıyla onu kesiyor. O nasıl kesin şimdi? Burada. Kes bakayım. Evet, oklavı üzerinde böylece kesiliyor. Bu kesme yöntemi var mı bizim Karpazya Adası'nda? Nasıl kesiliyor o? Bizde meze açıldıktan sonra tamamen tahta üzerine açılıp evet. Çakıyla kesilir. Ha, düz kesilir. Ha, bu daha farklı bir şey. Demek ki bir fark var burada şimdi. Tabii. Yöntem farkı vardı. Şimdi ne yapıyorum? Bir kadar yapma. Bunu paklava şeklinde. Evet. Keserim. Bunu böylece oklava üzerinden değerli izleyiciler. Çakıyla bu şarından kestik. Evet. Bu yaprak yaprak açıldı. Evet. Ve şimdi baklava dediğinin şekil itibariyle bu kesiliyor. Evet. Değil mi? Evet. Keselim bakalım. Önce ortadan bir de kesiyoruz. Evet. Bir de ortadan kesiliyor tekrar. Gördüğünüz gibi. Evet. Önce evet. Oklava üzeri, demin sonra ortadan. Biraz büyük geldiler. Büyük geldi. Şimdi ufaltık kendileri. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Karpaz bölgesinde daha güzel bir kesim bir yöntemdi. Her bölgede değişen yöntem. Yöntemler vardı. Bu evet. Çok doğaldır bu. Böyle kullanıldı. Baklava şimdi kesiliyor. Parça parça değerli izleyiciler. Evet. Ve ondan sonra ne yapacağız şimdi biz? Ona şekil vereceğiz. Bir gudaladan şekil vereceğiz. Bir de ne bu? Arakti. Arakti'yle. Evet, şimdi ne yaptık bunları? Bunları şimdi ayıracağız. Tek tek ayıralım. Açacağım. Hadi. Ben açalım şöyle bunları. Bükeyim. Şimdi bir de yavaş yavaş şurada hepsini göğsünde durun. Aynı yöntem değil karpaz yarımadasında bizim. Evet. Ha? Yapım olarak aynı yöntem. Evet. Bir onu görelim. Bir yapalım yavaş yavaş da şey yapalım. Bu mesela bak kulağa benzer. Göstereyim. Herhalde o yüzden. Adını almış olabilir. O yüzden. Yorum bu. Yorum. Yani evet. Benim yorumum. Evet. Çünkü ailem inan böyle bir şey konuşmadım. Ne manaya da böyle. Evet ben şey derim. Bir de şey üstünde kullan. Bunu yapar kenarda üstünde kullan. Evet, şimdi diğer taraftan da şerbetimiz oluyor değerli izleyiciler. Biz ihtiyar kulağını, yani euroyu kudala yaparken şerbet de hazırlanıyor. Bir taraftan bu piştiğinde, diğer taraftan size badem böreği dedik. Nedir? Evet. Nedir adı? Bademli börek. Bademli börek yapacak size. Diğer taraftan... Şerbetli. Şerbetli tabii. İhtiyar kulakları kaynamaya bırakılırken biz size bademleri ezmeye başlayacağız. Bulursak şeyimizi havanda bulursak onu halledeceğiz. Maşallah eziyetli bir şeydir ha. Tatlı. Savaş esnasında. Evet, bu da unutulan bir tadımız değerli izleyiciler. Berat'ı. Evet, kalabalık istiyor. Hem eşit olur hem gülüyor. Haber görmeyiz ya. Kendu Yero, Yero, Kudala, İhtiyar Kulağı, hep bu isimler kullanılıyor ve bu da unutulan bir tadımız, unutulan bir hamur yemeğimiz, unutulan değerli izleyiciler. Çünkü gördüğünüz bir eziyetli bir şey aynı zamanda. Şu anda kültürümüzde yok olan ama biz buna rağmen Adalet Abla'yla beraber bu notu düşüyoruz. İmzayı koyuyoruz. Yaksanız biz şey yakalım. Hadi yaksa onu yavaş yavaş yaksa bunları. Dursun bunlar da onu yaparız yavaş yavaş. Evet bunları da böylece ayırdık. Biraz tuz katalım. Ne yapacaksın? Tuz. Suya tuz katıyoruz değerli izleyiciler değil mi? Evet. Biraz tuz da katıyoruz su içerisine. Evet. Su kaymaya bırakıldı galiba şerbet de oluşu oluyor yavaş yavaş.
Bakayım bir, biraz daha. Değil, öyle gördüm ben. Evet. Evet değerli izleyiciler, tuzun attığımız su kaynamaya başladı. Bu da hazırlanıyor. Fikado yoruları da hazır. Diyeten Kemal bize bunları da dövdü. Bunları da dövdü bize. Bunları. Az sonra bunları da yapacağız. Bademli börek. Arada şimdi. Şerbet de kaynıyor. Evet. Toparlayacak olursak. Un, tuz ve suyla biraz da beyaz yağla hamur hazırladık. Hamurumuzı açtık. Ondan sonra bunları kaşık yöntemiyle saplayla şekillendirdik. Bu şu anda fikado yoğur dediğimiz ihtiyar kulağı veya gudala yemeğinin malzemesi hazır. Diğer taraftan su içerisine tuz ilave ettik. Bunu da kaynatmaya bıraktık. Yemeğin üzerine koymak için de hellim, rendelenmiş hellim ve nane karışımı hazırladık. Tamam. Ve şerbetimiz, şu anda şerbetimiz tamam. O tamam. Onu önce bunu halledelim. Sonra evet. Geçelim şeye. Evet. Evet, böylece fikado yoğur dediğimiz ihtiyar kulağı malzemesi hazır. Bu da kaynadı. Değil mi? Tamamdır. Kaynadı mı? Kaynamadı. Biraz daha iste. Şimdi ne yapacağız biz bunları? Kaynamazsa hamur olur. Çünkü. Evet, bilirim. Şimdi kaynayınca içine evet, bunları evet, değil mi? Evet. Evet, şimdi gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. İçerisine şimdi fikado yoğurlar ihtiyar kulakları değil. Evet. Kudalar atılıyor. Eğer su kaynamazsa fikado yoğurlar yogurtları hamur olacak. Hamur olur. Hiç yenmeyecek onlar. Bu ne kadar süre alıyor pişmesi için Adar abla? 5 dakika. 5 dakika için hazırdır yiyeceğiz. Evet, ihtiyar kulakları pişti değerli izleyiciler. Tabak altına hellim, naneli, kurneli serdik. Attık. Bir de üstüne atıyoruz. Evet, o da yüzden etti. Evet. O hazır. Şimdi süt nasıl yapacak onun sütü biz, süt olayını? İsterseniz soğuk, isterseniz ısıtarak. Yok süt. Sütü? Evet. Yapalım soğuk gerekirse. Bir tane deneyelim onu bir. Tamam. Şeyden alalım. O nereden? Zaman. Soğuk almayalım. Soğuk almayalım ondan. Bir onu gösterelim izleyicilerimize. Genel altına koyacak şey değil mi? Evet. Evet değerli izleyiciler, şu anda yapacağımız yemeğin hazırlığı sütlü oluyor. Süt isterseniz ısıtırsınız veya ılık böyle verilebilir. Çünkü zaten bunlar sıcak şimdi. Sıcaktır, evet. Şu anda. Bence gerekmez, gerekmez ısıtmaya. Evet, alayım o sütü. Evet. Hangisi yürü? Sen de onun ölçüsünü daha iyi bilin ölçüsünü. Ne kadar dökülür, nasıl dökülür? Evet, ha budur. Evet. Bunu da kaşığına. Kaşıkla yiyeceğiz. Tabii, tabii ki. Tabii. Evet teyzeciğim, gördüğünüz gibi biri sütlü, biri sulu hazırlanan şekilde oldu. Bu sütlü olanı kaşıkla yersiniz. Kaşıkmak lazım çünkü. Şimdi sıvıdır süt, su. Bu da normal sütsüzdür. Evet, bu iki şeyi de gördük. Evet, tamamdır yavaş yavaş. Kınat pilocu alabiliriz. Piron alabiliriz. Ya, piron isteyen bir. Süt döker, isteyen evet. Kaşık alır. Her kenara gelsin de. Bırakın bunu. Ben Adarap'la yemezsem makarnanın ekmeği anlamam yediğimi. Bazısı yer, evet. Anlamam. Ne diyor, aklı üstüne. Uzun zamanda, uzun zaman yemediğin zaman. Öyle yerler. Nasıl yiyorsun sen bulamaca yemeyi o zaman?
Allah razı olsun yenge. 58 seneden sonra. Nasıl yiyeceksin sen bulamacı şimdi öyle? Onu sen bana bileyim ben. Bulamacı yemezsen 40 sene sonra. Oğlum ne var? Böyle yenilen yemeği böyle yersin. Evet, şimdi çaya geçelim. Badem tatlısına. Evet. Şöyle de yap. Evet. Yaptım beraber daha sonra. Evet, geçen maçı biz... Eline sağlık, çok güzel oldu ha. Afiyet olsun. Güzel oldu. Güzel. Vallahi billahi yemin ederim sen güzel. Güzel oldu vallahi. Bunları kaldıralım. Şimdi ne yapıyor bu da tatlı? Şimdi bademle dövüldü. Şerbet hazırlandı, şurup hazırlandı. Evet. Şurup da hazırlı. Şimdi bezeyi açacağız. Hamur tamam. Bezesini. Hı hı. Ken duyuyorum. Kudala veya ihtiyar kulaklarımızı yaptık, pişirdik. Kemal Bey de deveciyi tattı. Ben tattım ve tatmaya devam ediyorum. Ve şimdi yavaş yavaş diğer böreğimize geçiyoruz. Bademli böreğe değil. Evet. Evet ama bu arada da sütlü budalarımız veya ihtiyar kulağımız ve sadesi de hazır gördüğünüz gibi. Bunları da geriye kalanlardır. Çünkü almadı. Evet. Yani sığmadı. Anlamında almadı. Evet. Kemal Deveci bize dövdüğü bademlerimizi. Diğer taraftan da hamur hazır. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi yapıyoruz. Hamuru açıyoruz. Evet. Ve büreklerimizi hazırlayacak. Evet. Diğer taraftan değerli izleyiciler, iki bardak suya, bir bardak şeker de şurup hazırlandı. Bu da kaynadı. Bu da beklemede. Evet, Adrat'la bunu yaparken ben de bunu yiyeyim. Datayım da tadını alayım. Değil mi? Adrat'la. Evet sizlere bu hafta iki tadı tanıtmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Biri ihtiyar kulağı, gudala veyahut da yeftu yero. Diğeri ise bademli böreği yapıyoruz. Fikadu yero. Fikadu yero. Fikadu yero. Urumca iyi bilin değil mi? Bilir. Hepsi bilir, ayrıca da konuşurlar. Çocuklarım hariç. Eten durucu, nagale burnu, aytot toro. Erenköy işte. Hep bunda konuşurlar. Evet. Değil mi? Nenelerim benim Türkçe bilmezdi. Annemin Türkçesi süperdi. Babamın ortaokulu da bitirdi benim babam. Ben de hepsi okul beyin zaten. 7'de. 1907'de doğdu babam. Maşallah. 93 yaşında oldu vefat etsin. Annem de aynı. O da bilirdi Türkçesini. Hani biz ailemizden öğrendi ama hiç bilmeyenler de vardı okulda. Evet. Sonradan öğrendiler. Nenelerimiz bilmezdi, dedelerimiz zaten hiç yetişmedim ben. Hiç görmedim. Bu da ince açılacak. Tabii ki. Bu ne de pişirecek saçta? Yoksa? Yok, tavada. Tavada. Yarda. Yarda. Hep böyle bir şey tava değil, hep yoksa saç da vardı önce. Saçta olan yağsız bir şey. Yağsız.
tavada piş. Gerçi eskiden hep saçta pişirirler. Hep saçta. Yağsız? Evet. Yoksa yağda? Yok, yağ da var. Köllerde. Fazla saç kullanırlar. Bir saç kullanalım olmaz. Saçta yapalım biz de. Yok. Yağda kavrulacak ya. Ha, yağda yapacağız. Evet. Tamam. Pişirmeye alalım. Isındı. Evet, ısındı. Isındı. Kızdı mı, ısındı mı? Hangisidir? Isındı. Yoksa kızdı. Kızdı, ısındı. Kesini de kullanırız. Zaten kızmasa bu da yapışır. Evet. Evet, izleyiciler. Ağır ağır yağımız da kızdı. Isındı da. Şimdi böreklerimiz de içerisinde kızarıyor değil mi? Evet. Evet izleyiciler, ihtiyaç olanı yedik. Tabi boşlumadı Adalat'la. Biz arkasına bir bademli börek hazırladı. Yağda kızartıyor. Şerbeti de hazırladı. Ve şimdi bunlar kızardı değil mi yavaş yavaş? Evet. Ne olacak şimdi bunlar gocuk bu içerisinde? Tabi. Ondan sonra? Şerbeti dökeceğiz. Dökeceğiz. Sıcak soğuk olay olacak. Şerbet soğuk, zaten soğudu. 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 Şerbet. Bu şimdi tamamdır. Evet, ihtiyar gular hamur yemeğinden sonra yine hamurlu bir tatlı biz de tanıtmaya çalıştık. Evet. Bademli börek değil. Evet. Evet. Böyle güzeldi. Bu da hazır. Evet, bu da hazırlandı değerli izleyiciler. Ben bakayım sen şey izlesin, sen şey bak, şerbeti izlesin. Tamam. Ha? Tamam. Koyacağım da tepeyim şerbet. Tamam. Bir de şey alıyoruz. Bunu da kaldırıp alabilirim. Evet. Birazcık. Bu tamam şimdi hazırdır. Evet. Hadi bunu koyayım buraya. Evet. Oldu ya şunlar da. Olacak. Evet, gördüğünüz gibi böreklerimiz, yani bademli böreklerimiz şurup içerisinde hazır. Yemeğe hazırdır.
Ve diğer postayı da, diğer 3-5 tane de yapıyor. Atıyor tabla şimdi. Bak şerbet içinde mi? Var. Hazır ama. Şimdi bizi gör değil mi? Tamamdır. Şimdi görüyoruz bunların üstüne. Evet, yavaş yavaş sona geldik. Bu da şöyle çiğindi. Dökelim üstüne. Dök. Dökelim. Şimdi zaten alttan var daha. Tekla bitti şimdi. Hı. Döküyorum üstüne. Dök. Lütfen. Sen kalmadı. Bir şey gelmez. Hadi. Bu tamam. Tamam. Son iki börek kaldı sevgili izleyiciler. Bitti bu iş. Oldu, büreklerimiz oldu. Hazırlandı. Hadi koyalım onun içerisine. Tamam. Tamam. Bitti şimdi, tamamdır. Bitti. Ne yaptık şimdi biz? Afiyet Bademli olsun. Bademli börek yaptık. Evet. Börek yaptık. Tabi yasınlamasın, yesin. Yapla. Evet değerli izleyiciler. Adela hiç durmadı. Bize bademli börek de yaptı. Evet, alttan alırsanız. Alttan alacak. Bize yaptı, bademli böreği de yaptı. Önce yaptı bize ihtiyar kulağını, sonra durmadı, devam etti ve bir tat daha bize gösterdi. Bademli börek. Yağda kızartılmış. Nasıl güzel. Benim damaklarımdır bu. Afiyet olsun. Benim damaklarımdır bu. Afiyet olsun. Vallahi. Ne çok tatlı, ne kakar. Kıvamında bir şurup. Ve kızartılması da mükemmel bir börek var önümüzde. Ve harika bir şey. Uyuna sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Afiyet olsun. Değerli izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Sizlere biz bir hamur yemeği yaptık. Yine bir hamur tatlısı yaptık. Hamur yemeği. İhtiyar kulağı, hamur tatlısı da bademli börek. Evet, bu hafta Erenköy kökenli, Erenköy mutfağından, kültüründen sizlere bir not düşmeye çalıştık. Çok sağ ol Adela abla. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ ol gerçekten. Bize bir not düştük, imza koyduk. Sağ olun. Koyduk. Gelecek hafta başka bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.